Herkese merhabalar. Ben Embiyosis Biyoteknoloji'den diyetisyen Damla Beyazgül. Bugün sizlerle irritable bağırsak sendromu hakkında konuşacağız. Spastik kolon veya huzursuz bağırsak sendromu olarak da adlandırılan irritable bağırsak sendromu, kısaca IBS, fonksiyonel bir bağırsak problemidir. Bireylerin yaşam kalitesini ciddi oranlarda olumsuz etkileyen irritable bağırsak sendromu, toplumda giderek artan yaygın bir rahatsızlık haline gelmiştir. Ülkemizde de çok sık görülen IBS'in dünyada görülme sıklığı yaklaşık %11 oranlarındadır ve bu oran ülkeden ülkeye değişkenliği göstermektedir. Değişken bağırsak hareketliliğinin yanında bireylerin yaşadığı sıkıntılara baktığımızda başta karın ağrısı olmak üzere gaz problemi, şişkinlik problemi, kaygı, stres, depresyon gibi psikolojik problemler, aynı zamanda gıda intoleransları veya kaliteli uyku uyuyamama gibi problemler görülebilmektedir. IBS'i etkileyen faktörler bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu faktörlerin başında özellikle mevcut stres durumunun çok yüksek olması IBS semptomlarını tetiklemektedir. Aynı zamanda gereksiz yere kullanılan antibiyotiklerin de bağırsak florasına vermiş olduğu zarardan ötürü IBS'in semptomları tetiklenmektedir. Gıda intoleransları, bağırsak hassasiyetleri ve geçirilen enfeksiyonlar da bu faktörler arasında yer almaktadır. Besinlerin işlenmesini, vücutta kullanılmasını, bağırsak hareketliliğini ve bağırsak geçirgenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Yapılan çalışmalar, bozulmuş bağırsak florasının IBS'in gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Güncel çalışmalarda bağırsak sağlığının korunmasının, iyileştirilmesinin, desteklenmesinin IBS semptomlarının azaltılmasında çok önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. Bugün IBS'in hem oluşumunda hem tedavisinde en önemli faktör olan beslenmeyi birazcık daha detaylı ele alacağız. IBS semptomlarını tamamen ortadan kaldırarak bireyleri bu rahatsızlıktan kurtaran herkes için uygun bir beslenme modeli henüz mevcut değil. IBS'te beslenme kişiye özgü olarak planlanmalıdır. IBS'in semptomları kişiden kişiye bu kadar çok farklılık gösterirken ihtiyaçlar da aynı şekilde farklılık gösterecektir. Kişinin semptomlarına yönelik diğer hastalıkları da göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bağırsak sağlığını destekleyen bir beslenme protokolünün kişinin yaşam tarzına, sosyal hayatına entegre edilmesi IBS'in azaltılmasında en önemli adım olacaktır. Bu tür beslenme protokollerinin uygulanması IBS'li bireylerin sadece anlık değil uzun vadede de fayda görmelerini sağlayacaktır. IBS'li bireylerin bağırsak mikrobiyom profillerine bakıldığında belirli bakterilerde azalma ve artış net olarak gözlenebilmesinin yanında IBS'in aslında tüm bağırsak mikrobiyomunun bozulmasıyla ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu sebepten ötürü tek bir ilaç, tek bir takviye ya da genel öneriler maalesef yetersiz kalmaktadır. Tüm bağırsak florasını destekleyecek, ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş bir beslenme protokolünün uygulanması, bağırsaklarda bozulmuş tahribatın toparlanması IBS'ten kurtulmada önemli bir adımdır. IBS'e yönelik tedavide kişinin mikrobiyomunu en doğru besinlerle modüle edecek, ihtiyaçları doğrultusuna hazırlanmış bir beslenme protokolü tüm bağırsak sağlığını desteklemenin yanında IBS semptomlarından kurtulmasını sağlayacaktır.